Hanımefendi, şimdi aklımıza takılan soru şu. Yavuz Bey de aynı şeyi söylüyor. Şimdi siz orada çok önemli bir şey duyduğunuzu söylüyorsunuz. Sonuçta bir çocuğun öldürülmesiyle ilgili bir durum söz konusu. Buna neden emniyete gidip söylemediniz sorusunu haklı olarak soruyor. Ya da savcıya gidip niye bu bildiklerinizi anlatmadınız? 5 yıl geçti ya, o yüzden soruyor. Haklı bir soru. Kim? Onu bana soran şu an kim? Yavuz Bey babası. Yavuz Bey, ben sığınma evine zaten ilk defa gitmişim. Ben kendi sorunlarımla mı ilgileneceğim, senin karının sorunlarıyla mı ilgileneceğim? Gittiğinle yani bir müdüre bir yere şu kadın böyle böyle yapmış diyemedin mi? Benim kendi sorunlarım varken ben senin neden karının sorunlarıyla ilgileneyim ki? Bilmiyorum, çok güzel bir şey ya. Anlamıyorum, sesiniz kesik kesik geliyor. Ya Diyor neyini ki anlayacağım da? sonuçta bir insanın öldürülmesi, bir çocuğun öldürülmesi meselesiyle orada bir Ümmü'nün bir itirafı söz konusu. Çok önemli bir Evet. itiraf. Kendi sorunlarınız olabilir. Kadın sığınma evine giden kadınlarımız zaten çok büyük sıkıntılar olmasa evlerini terk etmezler. Gidip Tek orada kelime hocam. hepsi bak Evet. inanılmaz sıkıntılar yaşıyor kadınlarımız. Bu ülkede Tamam bak bu hocam. memleket Yavuz, bu memleket kadın mezarlığına dönmüş durumda. Tamam hocam. Öldürülüyoruz ya, öldürülüyoruz ya. Tamam, Kadın da doğrudur. korkmuş olabilir ve ama yine de tabii bir insanın öldürülmesiyle ilgili bir Bir çocuğun şey duyuyorsam. bir itiraf duymuşsun. Bunu müdüre hanıma neden söylemediniz? Korktunuz mu, çekindiniz mi? Ne oldu yani? Dedim Hanım, o an zaten Ümmü Hanım gelip gittikten sonra ben de 2 gün sonra zaten çıktım oradan. Benim aklıma gelmedi ki öyle bir şey. Ben orada dediler ki herkes hani itiraf etti gitti. Yalan İtiraf söylüyor. etti gitti Herkes. deyince Kaç ben kişi dedim ki hani konuştu bu olay konuyu? çözüldü. Program Şeyiniz düştü. düştü, programınız düştü. Ben o kadar baktım ki belki 1 saat ben programa baktım, yani bu kadın kim kim Yalan kim, söylüyor. ben 5 senedir sonunda benim her hatırlarım. yanda şeyim Ben var. yalan söylemi, ben neden Hocam yalan benim yine söyleyeyim? bana. Benim ne çıkarım olabilir ki? Ben sana Benim çıkarım ne oluyor çıkarım demedim ki. olabilir? Beni kim tutacak? Bana kim para verecek arkadaş? Yalanları çıkarın artık ya. Bakın ben Yalan söylemeyin. şunu da O gene söyleyeyim kadın ben. yalan Sen söylüyor. gidip de bir Sen de tanesine yalan söylemedin mi bu söylüyorsun. adam bu adamla öldürmüş diye söylemedin mi ya? Didem Hanım, o köydeki kuyularda takip edilsin. Tek Ha tek bir bundan gerekirse ne öğreneceğiz biz hepsi köydeki kuyuları? aransın. Bu Aramadık cinayeti biz ya. işleyen annesidir. Belki babasının da haberi var. Bu kadar hani sığınma evine bu kadar kızdığı için He. kadını da susturuyor. Farkındasınızdır zaten. Niye öldürsün peki Doğru Yavuz? söylüyor ya. Adam ne güzel konuşuyor. Babası Orhan bu. Bey, bir şey soruyordunuz. Didem Bitirsin Hanım, istedim şimdi çünkü. hanımefendinin ihbarı sadece bizden duyulmuyor. Bunu savcılık izliyor, emniyet izliyor. Bunun şakası olur mu? Ya da bunu Evet, tutulan şakası insan olmaz. olur Ben mu? hayır, ben niye şaka yapayım? Ben niye Hayır yalan canım, söyleyeyim öyle ki? itham ediliyormuşuz ya. Evet. Çok kızdım Hocam ben buna ben o gerçekten. şaka yapıyor demiyorum bak. Bak sen de yanlış konuşuyorsun. Yani şimdi bu kadıncağız bunu duymuş Benim ve burada adım 5 belli, yıl sonra da soyadım belli. olsa, Ben bak 5 yıl sonra da olsa çok iyi bir şey tamam söylüyor şu söylüyor anda. hocam da. Belki de çok faydalı bir şey olacak yani. Yani ben bir tane Ay, çocuğu kadına öldürülecek bir kızacağına işi... bak, bir şey Evet. söyleyeceğim. Hanımefendiye kızacağına, olay doğru mu değil mi, ona kafa yorsana Tamam bak Yavuz. onu da araştıralım. Ben ona da Evet, odaklanıyorum. zaten emniyet dinliyor, merak Keşke doğru etme. olsun bak. Hanımefendi, sizin telefonunuzu emniyette paylaşacağız. Zaten tanık olarak ifadesine başvuracaktır emniyet. Tabii Yani ki. İhbar. yıllar Keşke doğru sonra olsun hocam yani. daha iyi bilir, faili meçhuller böyle Evet böyle çıkıyor. çözülüyor. Çok mu ağladın orada sen sığınma evinde? Bayılacak Ağladım konuma Didem geldin mi? abla. Ağladım. Niye araştırılıp doğru düzgün çıkmıyor da ben kendi çocuğumun öldürülmüş şeyiyle gözüyle bakıyorum diye ben çok ağladım, ağlamadım değil. Daha Hanımefendi, devam ediyorum bak. ne duyduğunuzu bir daha söyler misiniz lütfen? Ben kendimi Ben öldürdüm bir dakika. demedim Doğru. Didem Bir abla. kesmeyin. Dur bir. Bir kesmeyin. Yavuz'u iyi dinle. Bazen burada Ben insan dinliyorum dışarıda hocam. olunca Ben güzel duyuyor. kaçırtmayacağım diye. Tamam canım. Net bir Ümmü. şekilde bir daha söyler Ümmü, misiniz? sen yalan konuşuyorsun. O çocuğu sen kaybettin. Ve sen itiraf edip sen çıkaracaksın o çocuğu. Ben de bunun arkasındayım. Şu an oraya gelemiyorum. Eşim izin vermiyor ama belki sen beni görsen tanıyacaksın sen benim kim olduğumu. Yalan konuşmadığımı da Ne anlayacaksın. O söyledi? çocuğu da Ne söyledi? Ne sen dedi? çıkaracaksın o çocuğu. Öldürdüğünde çıkaracaksın. Dostunun yasak ilişkin olduğunda her şeyi çıkar. Anlat. Oradan buradan çocuğunu bekleme. Çocuğu kaybeden sensin ya. Sensin çocuğu kaybeden. Ne söyledi size hanımefendi? Bir daha söyler mi? Daha sığınma evinde birkaç kişi daha tanıklık etmiş. Bir tanık daha var. O şu anda telefonlarını açmıyor. Bizi dün aramış. Ne Evet, duyduğunuzu? Ben bir şey... ben isterim ki hepsi arasın ama şu an hiçbirinin ismi aklıma gelmiyor Didem Hanım. Hiçbirini hatırlamıyorum. Dedi ki benim görmemesi gerekeni gördü Yasin. Benim Bu dedi yasak arada ya açtım. tamam. Herkes öldürdüğünü bile söyledi. O kuyular, o çeşmeler, her şey araştırılsın, çıksın ya. Her şey çıksın ortaya.
Ya bu arada az önce ben bu namussuz, ahlaksız böyle bozuntulara köpek kelimesini kullandım ya. Ay hayvan, özür dilerim yani. Vallahi köpeklerden özür dilerim gerçekten, evet. Yani. Hakikaten hayvanlarla karıştırmamak lazım. Ama bunu yapanlar ahlaksızsınız, namussuzsunuz, vicdansızsınız, şerefsizsiniz. Tamam? Bu yalan hocam. İdem abla. Her tarafa sana... aradılar. Tamam. Bir dakika. Tamam. Hanımefendi, ben o sırada ne duyduğunuzu birebir Ümmü'nün ağzından ne duyduğunuzu bana bir daha söyler misiniz lütfen? Görmemesi gereken şeyleri gördü. Benim arkamdan geldiği, görmemesi gereken şeyleri gördü. Ve biz onu öldürdük. Bunu söyledi. Net hatırlıyorum. Belki ne? Bugün ne yediğimi hatırlamam ama onu net hatırlıyorum. O gününü, o zamanını, o sığınma evinde ne söylediğini hatırlıyorum. Söylediğimin de daima arkasındayım. Peki neden kuyuları söylüyorsunuz? Bunlarla ilgili de bir şey söyletme. Bak, o kuyular da araştırılsın. Neden? Araştırılsın onlar da. Çünkü elinde sonunda ya o kuyulardan ya bir çeşmeden o çocuğun cenazesi çıkacak. Yani cesedi çıkacak. Çıkacak. O çocuk canlı değil. Canlı değil çünkü. Nereden biliyorsunuz peki oradan çıkacağını? Söylediklerinden. Ha, söylediklerinden. Öldürdük dediğine göre söylediklerinden. Kuyuyu nereden bildiniz? Karın söyledi abi, karın söyledi. Sen daha karının ne zaman sığınma evine gittiğini bilmiyorsun. Bana diyorsun ki kuyu nerede? Yok, benim karım gitmedi. Gayet iyi biliyorum Didem abla, söylemedim. Ya vardır, her köyde kuyu vardır. Evin orada var mı kuyu? Hayır, yok Didem abla. Ama köyün içerisinde vardır. Yok. Hiç kuyu yok mu köyün içerisinde? Bizim muhabirimiz açtı kuyuyu, gösterdik. Tamam mı? Abla, 3 tane var. 3'ünün de suyunu çektiler. O gün suları boşalttılar. Dalgacını saldılar. Poseptik çukurlarına bakıldı mı? Poseptik? Bakıldı. Bakıldı. Hepsine bakıldı. Ya buhar köpek, olmadı ya, bu çocuk bir yere gitti yani. 8-10 tane köpek bir getirdiler. Hı? Didem abla bak, benim çocuğum benim evimin üstünden kayboldu. Ben anlatamıyorum, ben yol alamıyorum. 6 senedir ben yol alamıyorum. Aynı yerimizde sayıyoruz. Çünkü çok sabit fikirlisin Yavuz Bey. Evet Yavuz, sen bir şeye inanmışsın. Kitleniyorum. O, evet, doğru, kitlenmişsin, bir şeye doğru. Kitlendim. Bir şeye inanmışsın. Açamıyorum işte bak, bunun yine böyle söylediğinde sabredemiyorum. Yani bildiğim acaba doğru mu diye de ona odaklanamıyorum. Sen bu hanımefendinin söylediklerini yabana atma bak. Odaklanamıyorum hocam. Odaklan. Orada doğru. Yani odaklan. O doğru bak. Odaklan. Başkasına açılamıyorum. Neden? Çünkü Ümmü de düşünmeye başladı baya baya. Yok, kafam karıştı hocam. Kafan niye karıştı kafan? Kafam şuna karıştı. Ben kuyular söylemişim. O kuyular bu anlatmadan önce boşaltılmamış, bakılmamış. Boşaltıldı. Evet. Boşaltıldı. Ya hanımefendi, peki ben bunları söylemişim Didem abla. Düşündüğüm şu. Ben oraya Ankara'dan gelen özel ekiplerle gittim. Orada kaldığım sürece, ondan sonra gerisin geri eve özel ekipler tarafından getirildim. Kim götürdüyse beni gerisin geri onlar getirdi. Peki onlar orada diyememiş mi bu kadın suçlu, bunu tekrar niye buradan aldınız da Yavuz'un yanına geri götürüyorsunuz diye? Şimdi bu komşuna bir soralım. Sen komşular şey demiştin, 2018'de diyor harmana çıktı diyor demiştin ya. Cemal Arıcı da o sırada harmana çıkmışlardı Yavuz. Seni sığınma evine götürdüklerinde. Cemal Bey, siz harmana çıktınız mı o gün? Hayır, yayınlar Didem Hanım. Evet. 2017'de kaldırdım ben Yavuz abimle harmana. Yavuz abime sorabilirsin. 2017'de kaldırdım. 2018'de Yavuz abimle konuşmuyorduk ki. Neyine yalan söylüyor? 2018'de harman kaldırdık diye yalan söylüyor. Daha Yavuz abim de orada, yalan desin. 2018'de harman kaldırmadım ben Yavuz abimle. Konuşmuyorduk. Sığınma evine gittiğinde 2017'de kaldırdık. Yani doğrusu o da Yavuz abime sorabilirim. Ümmü bana orada da doğruyu söylemediğini söylüyorlar. Tarih olarak bilemem hocam. Ama o 2010, şimdi şunu, 2018 neden önemli? Çünkü hanımefendi diyor ki 2018 Temmuz ayında diyor sığınma evine geldi diyor. Bir yaz ayıydı ama. Şimdi sana hatırlatmaya çalışırken işte o sırada diyor işte Cemal'le diyor beraber. Didem diyor abla. Ha, söyle Cemal. Didem abla. Evet Cemal. Didem abla, 2017'de Nisan'ın 15'inde benim çocuğum oldu. Bak 2017'de. 2017'nin ama Mayıs ayında, bak ama Mayıs ayında, ama Nisan ayında onun Yasemin oldu. O zaman harmanı kaldırdık, doğru. Harmanı kaldırdık. O zaman karakol geldi, bunları barıştırdı. Kaynasıyla barıştırdılar. Bizi bugün karakol geldi, barıştırdı dedi. 2017'de kaldırdım ben, 2018'de görmedim. Aslı kaç dakika dedi? Tamam. Tamam. Onu galiba yanlış hatırlıyor olabilirsin ama sığınma evine giderken işte Cemal'le işte harman kaldırıyordu. Didem demek abla ki o sırada. Söyle Cemal. Bir şey daha var, bunu da soracağım. Efendim abla. Bir şey daha soracağım. Şimdi Ümmü Hanife Şahin'e, Yavuz'un öz amcasının kızına ne söylemiş?
Yavuz'a hiç yaşatmayacak bir acıyı ömür boyu yani çekeceği bir acı yaşatacağım demiş. Yasin kaybolmadan bir ay önce. Bunu Hanife yani. Bir dakika evet, Cemal. Evet. Ben tam net cümlesini söyleyeyim. Cemal heyecandan söyleyemedi. Öz amcasının kızı Hanife Şahin. Senin öz amcanın kızı değil mi Yavuz? Doğrulatalım. Bir ay önce Hanife'ye demiş ki ben demiş Yavuz'a öyle bir acı Ümmü'yü görelim. Ben Yavuz'a öyle bir acı yaşatacağım ki kıyamette bile içinden çıkamayacak demişsin. Bunu önce de söylediler Didem abla. Sen Hanife'ye ne dedin? Hanife'ye ben o zaman net şu an ne dediğimi hatırlamıyorum ama böyle bir şey demedim. Sürekli git dayak yiyorsun, burada niye duruyorsun bilmem ne. Geçinemiyorsanız madem niye sürekli çocuk yapıp da çocukların canını acıtıyorsunuz bilmem ne böyle şeylerden dolayı. Ama böyle bir şey söylemedim Didem abla. Hanife'ye... Net ve şey varsa, delil varsa getirsin bana. Cemal delil varsa getirsin bana diyor Cemal. Ablacığım Didem ya şeye sorabilirsiniz. Hanife diyeceğim daha kendisi röportaj yaptı. Bana dedi tamam getir ben röportaj yapacağım dedi. Bana böyle söyledi diye kendisi söyledi Hanife diyeceğim. Neyine yalan söylüyor orada? Yalan söylüyorsun diyor. Hayır Didem abla. Bilir. Ya, ben her gidip abla, her gidişimde ben çocuk Hanife bir doğru düzgün çocuk bile götürmedim. Bir şey söyleyeceğim ama Yavuz'dan o kadar çok aslında hoşuna yani kızıyorsun ki Yavuz'a. Çok kızıyorsun. Didi. Dört defa. Didi bu diyor. Kelimeyi ben yani şimdi siz bana sormadınız. Soracak diye bekliyorum ben sormadınız. Aa, soracağım da. Bu kelimeyi bana daha önce birkaç defa dedi. Öyle bir kendisi acı yaşatacağım. Kendisi dedi. Kızlığını ben ne dedim hocam ben doğru neyse ben söylerim. Söyle tam ne dedi sana? Bir ay önce dedi mi? Kaybolmadan bir ay önce yakın zamanda. O bak tarih bilmiyorum bak. Didem abla bak o tarihleri bana sormayın. Tamam, bak, tamam. Çocuğun tarihini sor söyleyeyim. Tamam peki ne dedi ama sana? Bak, ne dedi? Aynı böyle dirdi ben sana acı yaşatacağım dirdi. Sana bir acı yaşatacağım. Aynı böyle dirdi. İntikam almaya çalışıyor sanki. Sinirinden öfkenden ben sinirini diyordum. Bilemem. Ama ben kendi bilir çocuklarıma zarar vermeyeceğim Didem abla işte. Ama öyle bir acı yaşatacağım demek ne demek? Bu arada sen en çok çocuklardan Yasin'e mi düşkündün? Ben mi? Evet. Benim hepsi aynı hocam. Ha, hepsi ben aynı. Aynı. Ben şimdi ben buradayım da emin olun ki ben oradayım. Sen çok düşkünsün. Emin ol bak. Emin ol. Bak şimdi dışarıyı öyle ben şu bıraktım bu çocuğu dışarıdakına mı gidebilsem diye şurayı bekliyorum ben. Emin ol buna bak. Nasıl bir acı yaşatmayı düşündün sen? Bak ona işte söylemişsin. Öfkemle Didem abla hiçbir acı bir şey ben hiçbir zaman için aklımdan... Çok acı yaşadığın için acıyı mı yaşatmak istedin acaba? Ha bunun da dilindeydi gitmek, onu da söyleyeyim Didem abla bak. Sürekli ben gidip geldiğim için... Onu da söyleyeyim. Dinle Ümit'i. Sahip çıkamam diye ben kendim yandım ama bunun yanında bıraktım sürekli Didem abla sahip çıkamam. Hayır başına sen bir iş demiyorum gelir. Dört defa o kadar gidip gelmişsin dayak yediğini söylüyorsun neler yaşamışsın. O yaşadığın acıyı Yavuz'a mı yaşatmak istedin? Evet Didem abla. İtiraf ediyorsun yani. Ona bir acı yaşatmak istedin yani. Kızıyordum. Sahip çıkmıyorsun. Sürekli annenin dediklerine bakıyorsun. Bir yana bakmıyorsun. Ben hiç kimseyi ben ayırdım etmedim. Eğer ki kızıyordum benim Didem abla. Yanımda duruyorsan, arkamda duruyorsan ben kimseye ayırdım etmem. Evladımı, annemi... Bir araya gidelim. Zaten...